Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kendi atalarımızdan neyi miras aldığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok emeklerle kurulmuş bir cumhuriyet ve Müslüman olan bir ülkede demokrasinin yeşerdiği, 100 yıl önce yeşerdiği çok önemli bir cumhuriyet gerçekten. Fakat bu kolay olmadı. Biz biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi şekilde yenik çıkmış bir ülkeyiz. Osmanlı'dan bahsediyorum. Arkasından Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması gerçekten çok ciddi bir darbe olarak gelmişti imparatorluğa. Ve imparatorluğun parçalanma sürecini hepimiz çok yakinen biliyoruz. En son cephemiz hatırlarsanız Suriye'ydi. Suriye bizim topraklarımızdı. Oradaki Arap kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdı. Hala öyle. Ve Suriye'de yaşanan en son savaşlar çok gerçekten artık Türk ordusunun ne durumda olduğunu çok iyi yansıtan savaşlar. Çünkü o dönemde hiçbir mühimmatı yok Türk ordusunun. Hiç giyecek kıyafeti dahi yok. Askerlerimizin hiçbir şeyi yok. Fakat buna rağmen oradaki toprakları vermemek için çok ciddi bir mücadele devam etti orada. Biliyorsunuz Mustafa Kemal oradaydı. Ordu kolordu komutanıydı. Orada başka komutanlar da vardı. Fakat Şam, Halep, Humus, Hama hepsi teker teker arka arkaya kaybedildi. Biz geri çekilmek zorunda kaldık ve geriye Türklerin yaşadığı Türk toprakları kaldı hatırlarsanız. Türk topraklarının büyük bir kesiminde Yunan işgali çok şiddetli şekilde vardı. Fakat o dönemi biraz yani biz hepimiz biliyoruz zaten eğitimimiz gereği. O dönemi birazcık daha hatırlayacak olursak gerçekten hiçbir şeyi kalmayan küçücük bir ordu. Çok ciddi şekilde yenik düşmüş bir ordu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Hiçbir şey yok. Ne erzağı var ne işte mühimmatı var hiçbir şey yok. Öyle bir ordu ve sayısı gerçekten çok az olan bir ordu. Yani Avrupa ordularına karşı hiçbir mücadele edebilecek, normalde hiçbir gücü olmayan bir ordu. Fakat buna rağmen yine Mustafa Kemal komutasında biliyorsunuz Kurtuluş Savaşımız başlatılıyor. Asıl zafer orada Sakarya zaferiyle alınıyor. Yunanlılar gitgide geriye atılıyorlar ve İzmir'e kadar dayatılarak artık ülkeden, Anadolu topraklarından yani artık ülke kurtuluyor. Onlar atılıyorlar. Şimdi burada çok güzel bir mücadele var. Hiçbir şey yokken ordunun. Orada güzel bir mücadele var. Yani bütün vatanı korumak, vatanın bütünlüğünü korumak için. Bundan hemen önce biliyorsunuz Misak-ı Milli kararları var. Bu da aslında bir barış göstergesidir. Deniyor ki bizim sınırımız bu kadar, biz bunun dışına taşmayacağız. Yani artık Suriye'yi de pek çok yerde vermiş konumda bir ülke. Fakat çok dirayetli bir ülke. Biliyorsunuz meclis kurulmuştu. Meclisin kurulmasından sonra demokrasiye geçişin aşamaları olan bir ülke. Fakat dirayetli bir ülke. Şimdi burada iman gücü çok önemli. Ve ülke topraklarının bölünmemesine karşı çok azimli bir dirayet çok önemli. Ve biliyorsunuz o dönemden sonra biz Lozan Anlaşması'nı yaptık. Normalde bizim Kurtuluş Savaşımız Yunanlılara karşı bir zafer olmasına rağmen, İngilizlerle bir alakası olmamasına rağmen yine de Lozan'a biz gururla çıktık. Çünkü biz zafer kazanmıştık ve gerçekten kapitülasyonun kaldırılmasına kadar pek çok şeyi orada yaptırabildik. Burada anlatmak istediğim şu, azimle Allah'a güvenerek yapılan bir mücadelede, Allah rızası için yapılan bir mücadelede gerçekten Allah bunun karşılığını çok güzel veriyor. Ve o dönemde Atatürk'ün azmiyle bu vatan toprakları bölünmedi. Şimdi de bunu ucuz görüp vermeye çalışanlar, komünistlere biraz olsun pay vermeye çalışanlar bizim tarihimizi çok iyi hatırlamaları gerekiyor. Biz böyle bir tarihten gelmedik. Biz bu vatan topraklarını çok ciddi şekilde koruduk. Zaten öyle olması gerekir çünkü bölünseydik ne olurdu? Bakın Suriye'nin durumunu görüyorsunuz. Suriye bir diktatöre teslim edildi. Suriye elimizden alındı. Ondan sonra sömürge haline geldi. Yunan, İngilizler oradan gayet etkili bir şekilde faydalandılar. Arkasından bir diktatöre teslim ettiler. Kendi iradelerinde olan bir diktatöre teslim ettiler. Orası da kırıp geçirdi ülkesini. Hala kırıp geçiriyor bakın. Diktatör sistemi hala devam ediyor. Neden? Çünkü Türk topraklarından, Türklerin o demokratik anlayışının, Osmanlı topraklarından ayrıldılar. Şimdi aynı şeyi Kürtlere yapmak istiyorlar. Kürtleri bölüp oradan çıkartmak istiyorlar. Kürt kardeşlerimizi. Onun arkasından ne olacak? Oraya komünizm gelecek. Esad yönetiminden farklı mı olacak? Hiç de farklı olmayacak. Daha beter olacak. Çünkü biliyorsunuz Esad da Marksist. Orada bir komünist yönetim kurulacak. Ha bu sefer ne olacak? Amerika da orayı vuracak. Çünkü komünizm tehlikesi var. Olan ne olacak? Kürt kardeşlerimize olacak. Bölünmüş Türkiye'ye olacak. Türkiye bölününce de bütün Orta Doğu'ya daha büyük bir istikrarsızlık gelecek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye kaledir şu anda demokratik bir ülke olarak. İşte ecdadımızın yaptıklarını düşünmeyenler ve Atatürk'ün bu dünyaya ve Türkiye'ye verdiği bu güzelliği düşünmeyenler
Gerçekten bunları kolay görüyorlar. Kolay görünce de işte vatanı böldürelim, ne olacak şuraya verelim, işte federasyon olsun, şu bu olsun söylemleri kolay geliyor ona. O hiç kolay değildi o dönemlerde. Atatürk buna asla izin vermedi, biz de izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biraz hatırlatmak istedim ki hem Atatürk'ün bize verdiği bu güzelliği, demokrasi anlayışının nasıl, nerelerden geçtiğini görebilelim diye, hem de azimle alarzası için bir kararlılıkta nasıl karşı tarafın hemen kendi kabuğuna çekildiğini göstermek için inşallah.